Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Uzun bir aranın ardından ama gerçekten uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerleyim. Gerçekten çok heyecanlı. Tekrardan bu şekilde kameranın karşısına oturup konuşmak. Aslında bir sürü video çektim. Şu ana kadar bir sürü video çektim gerçekten. Ama hiçbiri hani uzun bir aranın ardından YouTube'a atılacak kadar kaliteli videolar olmadılar. Ben dedim ki hadi böyle bir şey çekelim, oturup konuşalım. Ve yılda bir tane lise videosu çekeceğim demiştim size galiba geçen yıl. Çok fazla lise videosu istediniz ama artık tavsiye vermeyeceğim arkadaşlar. Yeter yani. 10.000 tane tavsiye videosu var kanalımda. Gidip izleyebilirsiniz. Çok sıkıldım. Artık üniversite tavsiyelerinden devam edeceğim. Bitireyim birinci yılımı. O şekilde biraz oturup sohbet edeceğiz ve başkan anlayacağınız üzere bu video lisenin ilk günü makyajı videosu olacak. Bir çektiğim ilk videoya gidip bakar mısınız? Cildim ne kadar güzel. Bir de yakınlaşmak istemiyorum ya. Of, çok çirkin duruyor şu an. Çok çirkin duruyorum şu an. Gerçekten akıcılığı falan da kapattım. Normalde hile yapıp akıcılığı fulleyip yüzümde hiçbir iz olmadığını gösterebilirdim ama artık bu güzellik algılarından sıkıldım. Cildim güzel değil. Makyaj yapsam da çok muhteşem olmuyor. Ama kapatabiliyorum, rahat edebiliyorum. Neyse, bana sormanızı istediğim sorular vardı. Sağ olun. Gerçekten lise tavsiyeleri videosu çek demekten başka bir şey yazanlara teşekkür ediyorum buradan. Çünkü yorum var bayağı. Hepsi lise tavsiyesi çek, lise tavsiyesi çek. Arkadaşlar yeter. Yani 3 yıl önceki lise tavsiyeleri nelerse 3 yıl sonraki de aynı olacak. O yüzden yenisini çekmeye gerek yok bence diye düşünüyorum. Gidip o videoları izleyebilirsiniz ve yeterince de video var kanalımda. Benimkiler biterse de başka kanallardan da izleyebilirsiniz ya da bana özelden Instagram'dan sorabilirsiniz merak ettiğiniz şeyleri. Şimdi makyaj yapacağız. Bazınızı, nemlendiricinizi, güneş kreminizi. Üçü benim gözümde aynı şey. Sürebilirsiniz yüzünüze. İzin veriyorum. Bekliyorum şu anda. Şaka. Şimdi öncelikle yüzünüze herhangi bir nemlendirici sürün. Çünkü benim makyaj yapmaya başladığım ilk yılki hatam buydu galiba. İlk yılki değil. İlk yıllarki. Yani ben bir yıldır falan güneş kremi sürüyorum yüzüme. Umarım ileride bunun acısı çıkmaz önceki yıllar için. Güneş kreminizi mutlaka sürün. Bu arada içeride klima çalışıyor, o yüzden bunu giydim. Şimdi yorumlara şey yazabilirsiniz. Gülşah hava 40 derece. Üzerindeki uzun kolunun işi ne? Bir kere delikli hava alıyor. Şaka. Klima çalışıyor. Klimanın esintisi de buraya geliyor aslında. Kapı ne kadar kapalı olsa da. O yüzden yani içerisi serin. Ben bunu giydim. Neyse, ne anlatıyordum ben ya? İşte nemlendirici, güneş kremi, herhangi bir şey makyajınızın altına mutlaka sürün. Cildinizin daha bu şekilde olmaması için. Yani makyaj daha güzel oturuyor yüzünüze. O yüzden. Sonra bu videoda ihtiyacınız olanları sayıyorum. Hazır mısınız? Bunlar yoksa bu videoyu izleyemezsiniz. Kapatın. Şaka. Pharmacy'nin BB kremini kullanıyorum arkadaşlar. Herhangi bir BB kremi bulun ama bence en iyisi Pharmacy. Diğer markaların BB kremleri yağlı duruyor. Bu mat bir bitişe sahip. Ne diyeceğim? Çok konudan konuya atlıyorum ama 3 yıl önceki çektiğim videolara herkes pik mi falan yazmış. Hayır arkadaşlar, ben gerçekten yemin ederim orada makyaj yapmayı bilmiyordum. Yaptığım şeyler pik milikle alakası yok makyajların. Bilmiyordum yapmayı ve verdiğim tepki de bunlardı. Şu anda biliyorum ve pik milik yapmıyorum. Her neyse, çok uzatıyorum ya. Şu an bilgisayarım açık, bilgisayardan bana sorduğunuz soruları seçtim. Onlara cevaplayacağım. Bu bir yarışma programıymışçasına. Ama önce neleriniz olması gerektiğini söyleyeyim. BB kreminiz ama yüzünüz sorunluysa, bakın ben lisenin ilk 2 yılı asla kapatıcı kullanmadım. BB krem bu arada ağır bir kapatıcı değil. Böyle ufak tefek yüzünüzde lekeler varsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa kullanabilirsiniz. Ama çok fazla bir kapatıcılığı olduğunu söyleyemem. Ama yine CC kremden daha güzel kapatıyor. Bakın pik mi olmadan konuşabiliyorum. Çünkü biliyorum artık. Bir şeyler dair fikirlerim var. Sonra şöyle şu renkte bir şey. Ruj, durun. Şu renkteki ruj doğal duracaktır dudağınızda. Makyaj kanalı gibi hissetmem normal mi? Ama hani bunu fazla önermiyorum. Ama dersiniz ki ben Gülşah hani şey kullanmak istemiyorum. Lip balm. Bu arada bunu kullanmayın. Ben de bu olduğu için söylüyorum. Çünkü bu birazcık fazla koyu. Bakın arasındaki farka. Pek belli olmuyor ama şu üstteki dudakta cidden koyduruyor. Bu yani tenize göre değişiyor. Esmerlerde çok koydurmuyor, doğal duruyor. Ama benim gibi beyaz yani insanlarda gerçekten biraz koyduruyor. Bunun çileklisi var. Alacaksanız bakın, ben 9. sınıfta çok iyi hatırlıyorum. Bunun çileklisini kullanıyordum. Bir de rimel belki sürüyordum, belki sürmüyordum. Başka hiçbir şey yapmıyordum. O yüzden bunun çileklisini alırsanız gerçekten çok doğal bir görüntüsü var. Ve hocaların gözüne takılmazsınız. İlk haftadan çok ağır yapmayın ki hocaların bir nabzını yoklayın. Sonra diyorum şu... TikTok'ta bir aralar aşırı patlayan, içinde 3 fısımlık ürün olan, 2 dallık yazın çıkar bu. Ben bunu ruj olarak da kullanıyordum. Yani bu hem ruj hem allık oluyor ama cidden çok az ürün var içinde. Canınız çıkıyor bunun içinden ürün çıkartana kadar, ya da ben mi çok kullandım bilmiyorum ama çok az geldi bana. Böyle bir ürün. Şimdi bunu buraya sürelim. Evet, bütün ürün şu anda elimde kaldı. Başka gelmeyecek galiba. Şu. Böyle yayıyoruz bunu. Bu allık olacak. Evet, makyajı ben yaptım şu anda. Ayrıyetten bu. Kaşınızı tarıyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Çünkü ben kaşları çok düşen bir insanım. Ben bunu almadım. Para vermeye ne gerek var? Bitmiş bir rimeliniz varsa ya da annenizin. Alın.
şuradaki siyahlıklar çıkıp elinizde kalmayacak kadar yıkayın. Ondan sonra işte oradaki rimeller bittikten sonra da alın kaşınızı tarayın. Mis gibi ürün yani, beleşe. Evet, Gülşah'tan tavsiyeler. Bu ara hiç gerek yok ama ben birazcık sosyetik olduğum için fırça. Bunu böyle yüzümüzü yapacağız. Çok güzel duruyor. Ben çok seviyorum fırçayla yapmayı. Gerek yok normalde. Elinize dağıtabilirsiniz. Ama bunun ayrı bir havası. Havası dediğimde ayrı bir zevki var. O yüzden alacaksanız alın. Rimel. Rimelimizle de kirpiklerimize güzel şekiller vereceğiz. Evet. Gerçekten tam bir makyaj kanalıyım. Göstermeyi unuttuğum bir şey yok galiba. Evet. Bu ürünleri kullanacağız. Sizde bir tanesi olsa bile yeter. Bir tanesiyle bir sürü şey yapabilirsiniz. Rujunuz varsa allık yapın. Dudağınıza şey yapın. Far bile yapabilirsiniz rujla arkadaşlar. Bir ruj edinin. Gerçekten 6 ay sizin makyajınızı götürür. Şimdi makyajımı yapıyorken ayrıyetten de sorularınızı yanıtlayacağım. Ama önce bir BB krem sürelim. Çünkü ben artık çok rahatsız oldum bu tipten. Bu arada benim şeyim puf oluyor ya. Oğlum ben gerçekten adını sürekli unutuyorum. Pufum mahvoldu. O yok artık. O yüzden bu videoda elimizle yapacağız. Çok sürdüm. Bunu hep yapıyorum ama. Biraz haddinden fazla sürdük arkadaşlar. Siz bu kadar sürmeyin çünkü sizin benim kadar cilt sorunlarınız olduğunu düşünmüyorum. Bunu bu şekilde dağıtın işte. Pufunuz yoksa eliniz ne güne var yani. Evet, kendimizi biraz tokatlıyoruz şu şekilde. Geçmişteki salaklıklarımızın cezasını çektirtiyoruz. Şu anda makyajımızın temelini attık. Ben bilgisayarımı alayım. Sorular var orada. Soruları cevaplıyorken devam edelim makyaj yapmaya. En önemli soruyu soruyorum. Biz yokken ne yaptın? Gerçekten seni bekledim. Çok teşekkür ederim. Ben seni bekledim diyen takipçim var. Çok seviyorum böyle bir şey görünce seni bekledim diyen birisi olduğunu duyunca. İçinden ne geliyorsa, ne biriktirsen anlat, dinliyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bütün her şeyi dökeceğim şimdi. Siz yokken ne yaptım? YKS'ye girdim. Sonra en değer verdiğim arkadaşlarımı hayatımdan çıkarttım. Ve hayatı çok sorguladım. Sonra yazın aslında benim için çok güzel geçiyordu. Ta ki Ağustos ayına kadar. Lanet Ağustos ayı mahvetti beni. Ama genel olarak güzel geçti diyebiliriz Ağustos ayını saymazsak. Eğlendim. YKS puan sıralaman kaç? Nereye yazacaksın? Hayalindeki meslek falan. Şimdi arkadaşlar öncelikle kaşlarımızı da tarıyoruz. YKS puanımı söylemeyeceğim. Kendime yakıştırdığım bir puan değil ama kötü bir puan da değil. Ama bir mezun olarak açıp da ay gözümün içine girdi. Açıp da inceleyebileceğim türde gururlandığım bir puan değil. Kendimi hiçbir zaman o puanı size açıklamaya hazır hissetmeyeceğim. Ben bu arada puanı nasıl öğrendim biliyor musunuz? Biz duaların yazlığına gitmiştik. Dualarda kaldığımız günün sabahında açıklandı. Çok korkutucuydu biliyor musunuz? Uyandık falan. Annem geldi açıklanmış dedi. Gönül teyze kalktı Doğan'ın annesi. Açıklanmış mı falan, sonra geri yattı. Açılmıyordu çünkü asla sayfa. Doğa da videoyu alıyordu biz. O video varsa bilmiyorum. Eklemek istemiyorum çünkü ben hiç iyi değildim o videoda. Ağladım birazcık. Sonucu gördüm. Hani bir şeyler doğru yanlış sayfası falan çıkıyor ya. Ben orada bir şey gördüm. Ve dedim ki çok kötü. Direkt kapattım. Bir şey görüp direkt kapattım orada. Mahvolduk dedim ya. Bakmayalım. Dünyadaki yeryüzünden silineyim ben dedim. Ama tabii ki de korkun ecele faydası yok. Baktım. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten beklediğime göre çok kötü ama birçok insana göre de çok iyi. Mesela tebrikleri kucaklayarak kabul ettim. İşte nereye yerleştiğime gelirsek, puanımı söylemeyeceğim çünkü. 9 Eylül İktisat Fakültesine yerleştim. Neyse, rimellerimizi sürdük, tamam mı? İlk gün ilk böyle bir cila alta atın. Kapatın yüzünüzde sizi rahatsız eden yerleri. İstemiyorsanız da kapatmak zorunda değilsiniz. Sonra rimelinizi sürün ve sorulara devam edelim. Mezun senesinde en zorlandığın an. Mezun senemde benim en zorlandığım an kesinlikle yalnızlık arkadaşlar. Yalnızlık beni çok zorlayan bir faktör. Hani şey diyenler var ya, yalnızlık en iyisi, yalnızlık. Hani yalnızlığı çok yücelten insanlar var. Ben yalnızlıktan gerçekten çok korkan bir insanım. Aldık süreceğiz şunu. Yalnızlık beni çok yoruyor. Tamam, ilk iki gün çok rahatsınız yalnız olduğunuz ama üçüncü gününde dışarı çıkmak isteseniz ya kendim çıkarım falan diyeceksiniz de sürekli kendiniz çıkarsanız bu süreden sonra üzücü olur bence yani sizin açınızdan. Sıkılırsınız abi. Biraz da şuranıza sürebilirsiniz. Burada da kırmızılık güzel duruyor bence. Evet, böyle gideceksiniz okula ve herkeste iz bırakacaksınız. Kimse sizi böyle gittiğiniz anda unutmaz. Beni mezunluk çok yordu mental açıdan. Kilo almak yani, yemeseniz bile çok kilo alıyorsunuz. Yani ben en azından çok kilo aldım. Yani bir 6 kilo falan almışımdır. Şu an verdim birazcık. Arkadaşlarınız gidiyor falan. Üniversiteye görüyorsunuz. Onlar orada arkadaş ediniyorlar. Storyler atıyorlar. Eğleniyorlar. Siz kalmışsınız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ders çalışıyorsunuz. Mezun senesi başlı başına çok zor bir sene. Kalacaksanız gerçekten çalışacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ve gerçekten mentalinizin buna hazır olduğunu hissetmeniz gerekiyor. Yoksa kalmayın yani. Ay çok güzel oldu kız. Hiç belli. Bakın makyaj yok gibi. Şu rimellerden belki hocalar. Ay şu üstüne bir şey mi? Şu rimellerden belki bir çakabilirler. Dersiniz ki hocam ne yapabilirim? Rimel de mi sürmeyelim ya? falan. Şaka yap. Sakın böyle bir şey demeyin hocaya. Hocam tamam bir daha olmaz deyin ama olur. Yani oldurtun. Bir şey demezler. İşte dediğim gibi beni mental olarak zorlayan en
zor şey mezun yılımda kesinlikle yalnızlık oldu. Şey diyebilirsiniz, arkadaşların vardı, yalnız değildin. Çünkü benim iki arkadaşım daha benimle mezuna kalmıştı. Hatta Eşref'i de sayarsak 3 galiba. Eşref de çünkü tekrardan girdi. Biz Eşref'le küstük zaten. Sınavın yakın zamanlarında barıştık. Tülin ve Doğa destek oldular. Haklarını yiyemem. Ama ben kendimi birazcık psikolojik açıdan çok yalnız hissettiğim dönemler oldu. Bu kötü. Ben korona zamanında da beni en zorlayan şey yalnızlıktı. Ben korona zamanında da mesela çok mental açıdan psikolojimin bozulduğunu hatırlıyorum. Kötü hissediyordum. Keşkelerim mi daha fazla, iyikilerim mi? Bu son soru mu kız? Değil. Üzülerek söylüyorum ki keşkelerim galiba. Neden keşkelerim daha fazla olduğunu düşünüyorum? Çünkü geriye dönüp baktığımda her şey daha çok keşkeler üzerine. Hani keşke şöyle yapsaymışım. Keşke böyle yapsaymışım. Neyse, bu rujumuzu süreceğiz. Ne kadar doğal, farkındasınız. 9. sınıf makyajımız budur. Gelecekte daha güzel günlerde görüşmek üzere o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Ama artık lütfen lise tavsiyeleri videosu istemeyin benden. Çünkü çok fazla var ve ben bu kanalın tamamen liseyle alakalı olmasını istemiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Instagram hesabıma da bekliyorum. Hemen şurada yazılı olarak çıktı şu anda. Neyse. Görüşürüz.